Peki Ümit Davalay'la ilgili bir şeyler söylemek Düşecekti istiyorum. ama minik bir sarsıldı. Bakalım ne oldu. Birazdan size çok güzel bir sürprizim var bu arada. Öyle acayip mi? İki minik yavruyu tanıştıracağım size. Ha, tamam peki. Evet, birazdan sen şimdi çalabiliriz diyebilirsin. Ümit Davalay'a ilgili neler söyleyeyim istiyorum. Evet. Ümit Davalay ne zaman oyuna girecek diye bekleyeceğim uzun süre. Önce onu söyleyeyim. Kenarda hoca olarak görev yapıyor ama onu daha stresli, yüz ifadesine alışık olmadığımız şekilde göreceğiz. Ümit çok komiktir bir de Ümit Hoca. Artık Ümit demeyelim. Ümit Hoca çok esprilidir, çok zekidir. Ve gördüm hiç kilo falan da almamış. Hala acayip bir şekilde duruyor. Her geçen gün birazcık daha hoş oluyor. Çünkü Bülent Uygun'u gördüm. Buradan yanak çıkıyor. Peki bazı bırakanlar kilo alıyor. Nihal Skibbe ile arasında çok güzel bir uyum varmış gibi gözüküyor. Yani şu anda evet. Öyle diyebiliriz değil mi? Çalsa tango yapacaklar beraber. Öyle güzel bir uyum var. İnşallah böyle uyumlu bir şekilde devam ederler. Bir de ben şeye çok güldüm. Skibbe'nin ilk açıklamaları aynı zamanda esprili olması çok hoşuma gitti. Lincoln'un ilk antrenmana katılmayışına herhalde diyor daha cazip geldi demiş. E haliyle. Ben de Rio'da olsam bir 5-6 hafta kaleidoskop yapmasam olur ya. Yani. Zaten bu Stone'dan bir önceki kaleidoskopumuz. Sonrasında tatile gidiyoruz. Oh. Bana bak biz şimdi ben Alanya'da sen Antalya'da biz ortada buluşuruz. Tamam. Bu Yıldırım veya Erkan çıkmasın bir yerden. Olabilir onlardan korkuyorum. Rambo gibi denizden çıkarak böyle. Yıldırım düşerek yine. Onlardan korkulur. Bu arada Erkan da tatilden döndü bronz bir şekilde. Ben bronzlaşmış. Herkesi kıskanıyorum. Bronzlaşmış herkesi evet kıskanıyorum Ceyhun. Ama sen de keçi peyniri gibisin. Şaka edersin ama. Evet. Hakikaten peki şu ufaklar çaldım evet, bu arada. Tamam. Buğra, Tolga. Teyzeden iki kardeş tanıştıracağım. Buğra ve Tolga. Özelliklerini kır kır. Özelliklerini aslında göreceksiniz. Gel babası sen de gel. Al gel onu al. Gel Buğra gel. Koş koş koş. Buğra'nın tişörtünü görüyor musunuz? Çıldırın. Gel beraber çıldıracağız şimdi. Gel oturacağız gel beraber. Gel. Hoş geldin. Kanunumuz var ama henüz konuşmadığı için onu almıyoruz. Gel şey oturalım. Gel. Evet Buğra. Şimdi bak tanıtıyoruz Buğra'yı. Gel babası. Tamam gel. Kaç yaşındasın Buğra? 5. En büyük? Cimbo. Yani? Hangi takım o? Hangi takım hangi söyle? Takım? Çok güzel söyle. Galatasaray. Nasıl söylüyor ismini? Almanya'da büyüdüler. Şimdi buraya kadar geldiler. 5 yaşında Burak, kardeş Tolga 3 yaşında. Tolga da Galatasaraylı. Galatasaraylı mısın? Tolga sen hangi takımısın? Fenerbahçe. En büyük Galatasaray'da ısrar et. En büyük Galatasaray. Fenerbahçe. İstihar et. Galatasaray'da en büyük Galatasaray'da. En büyük Cimbom. En büyük Cimbom. Sence? Çiva. Oh be sonunda seyretti. Sadece baba, kedi ve Fenerbahçe diye biliyor çocuk. Öyle mi? Evet. Şimdi formaları da formaları babası, formaları da var onlara. Sırf abisi Galatasaray diye bu hale geldi ama abisi biraz önce bir teklif sundu ona. Fenerbahçeli olmasan dedin ya bari Beşiktaş'ta olsun onu söylesene kardeşim. Ne dedin sana? En azından neyle olsun bari? En azından Fenerbahçeli ile Beşiktaş'ta olsan dedi ya. Kardeşim. Ne dedin oğlum? En azından Beşiktaş olsun. Tabii. Beşiktaş'ta olacak mısın? Olacak mısın? Evet. Aa, lan bu... sen de lan ne olur sen. Para mı verdi sana? Evet. Kim verdi? Sen. Ben vermedim. En büyük. En büyük. Cimbom. Tam noktayı koydu. Çocuk bu röportajda inanamıyorum Galatasaraylı oldu ya. Aklını başına aldı. Helal olsun. Peki futbolcu olmak istiyor musun Buğra? Evet. Nerede oynayacaksın? Hangi takım, hangi takım oynamak istiyorsun? Galatasaray. Peki kaç numaran olacak forma numaran? Sırtta kaç yazacak numara? 9. Şu an kim büyüyordu en son 9'u Galatasaray'da? Hakan Şükür. Buradan el sallamak ister misin Hakan Şükür'e? Evet. Salla. El salla. Tişörtüne bakayım ne kadar yazıyor. Ne yazıyor tişörtünde? Çıldırın. Şampiyon olduk diye Çıldırın değil mi? Nerede forması annesi? Üçüncüde o şu anda ortada sadece inşaatla uğraşıyor. Elinde herhangi bir bıçak alıp herhangi bir yere saplamak için koşturuyor. 1, 3 ve 5 yaşlarındalar. Şimdi soruyoruz Buğra. Buğra sen bunun neyi oluyorsun işte Tolga'nın? Abisi. Peki bunun bu kim? Bu? O da benim kardeşim. Peki bu bunun neyi oluyor? Kim? Şu. Bu ufaklık bunun neyi oluyor? Kardeşim. Ay ne kadar güzel. Adı ne kardeşinin peki? Kar. Kaan. Kaan hep böyle anlatıyor, sürekli anlatıyor. Cimbombom de Kaan. En büyük cimbom. Öyle bir şey diyemeyeniz. Sadece güzel kızlara mikrofonlara bayılıyor. Evet, formalar geldi. Formaları da aldım. Bırak bakayım ablaya mikrofonu.
ilk önce benden başlayalım. Tamam, ilk önce senden başlayalım. Ya en son Buray'a diyorum ki, ortanca gösterip, neyin olsun abisiyim dedim. Peki bu dedim, o da onun abisi diyor. Her şeyle benim uğraşıyorum. Bak gülüyor, bak bak. Çok tatlı, tatlı değil mi? Evet. Birbirlerine benziyorlar. Eser sahibi de Adnan. Bu da çok tatlı, bu da çok tatlı. En tatlısı burada. Sağ olsun Adnan bizi burada bugün röportajımıza misafir ediyor. İşte bu da en o küçük arkadaşı. O da Beşiktaşlı olacak galiba. Büyük ihtimalle. O çok tatlı ya. Bunun elini ver bıçağı, bir ellerini saplasın. Sonra tek istediyor. Hadi o formalar giyiliyor. Formalar giyiliyor. Sizi anneye doğru gönderelim. Cimbom. En büyük. Cimbom. Sence en büyük? Cimbom. Bu ne oğlum o zaman? Bu ne hali o zaman? Bu kim peki? Bu ne? Bu hangi takım? Son. Uda TV. Ne bu? Ne TV? Yumurcak TV. Nereden? En son şeye nasıl attın abi, Galatasaray TV açtırıp Fenerbahçe TV açtırmasın? Galatasaray TV seyrediyoruz da şey çıktı, eğlence var, çıldırın yani partisi. Bu da illa diyor Fener TV'yi açalım. Fener'i açtık, zorlaştık, haber var. Diyor ki sizinkinde haber var, bizimkinde eğlence var, en iyisi biz eğlenceyi seyredelim. Bir de oradan kavga çıktı. Bir de oradan kavga çıktı, niye bize eğlence yok diye. Evet, bu genç kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz, röportajımıza renk kattılar. Hadi el sallayın. Bir de sarılmanız lazım birbirimizi. Kardeşliği görelim. Fenerbahçe Galatasaray kardeşliğini. Sarıl bakayım. Sarıl bakayım abi. Yalandan. Tamam oğlum. Bu kadar tamam bırak. Hadi gidelim. Sen de yanında kal. Sen kal biraz daha. Kal. Sen de arkadaşı devam edelim. Peki Cenk, sen evet. Çocuğun olsa kızın mı olsun istersin, oğlun mu? Valla sağlıklı olsun derler ya. Bir kere benden olsun çocuk, onu çok isterim. En önemlisi bana benzesin. Çok isterim valla bir baba olmayı, ama ekonomik bir karar benim için bu. İleride ev falan alınca böyle tatlı bir çocuğum olur. Ama bu formayı görürsem kalp krizi geçirebilirim tabii. Baskı uygular mısın peki Fenerbahçe'nin? Yok, uygulamam ama Galatasaraylı olması için gereken sahneleri kurarım. Forma almak, onu maçlara götürmek gibi. Başka şansı kalmaz değil mi? Evet. Bir daha söyle, en büyük kim? Cimbom. Yok sen Fenerbahçelisin, yalan söyleme, Fenerbahçe. Cimbom. Bu inat ya. Bu arada Tolga henüz 3 yaşında ama güzel kızlarla tanışıyoruz. Geçen gün uçak yaptım böyle, kızlara doğru götürüyorum. Seni kızlara doğru götüreyim mi? Evet. Güzel kızlara bak, ben röportaj yapıyorum hadi. Evet. Evet Ceyhun'cum, şimdi antrenmanlara başladı Galatasaray bildiğin gibi. Zaten Mütevallay'la Mütkar'ınla beraber çalışırken görmüşsün. Hı-hı. Neler söyleyeceksin yeni sezonun açılışıyla alakalı olarak? Galatasaray ilk maçlarda biraz sabır diliyorum ben. Çünkü yeni bir sistem oturtmaya çalışacak Michael Skibbe büyük ihtimalle. Bir iki maçı böyle bocalarsak, beraberliklere, muhalefetlere gelirse taraftarımızdan sabır diliyorum. Ama Skibbe çok önemli bir adam. 22 yaşında hocalığa başlamış, biliyorsun hikayesi. Bir sistem adamı, bir bilgi, bir üretim adamı. Güzel bir renk katacak diye düşünüyorum. Katmazsa kendisiyle görüşmek istiyorum. Görüşeceğiz diyorum ben de. Çok teşekkür ederim yine bu ben tatlı sohbetin için Ceyhun'cum. Ben teşekkür ederim. Hadi el sallayalım hep beraber. En büyük! Cimbom! Gol atmış gibi sevindim. I gotta get my best.